...altın fiyatları dünya gündemine orantılı olarak iniş ve çıkışlarını sürdürüyor. Geçen hafta Türkiye ve dünyada önemli kararların alındığını vurgulayan... ...Saraf İhsan Gülderdi altında yıl sonu beklentilerini açıkladı. Kayseri'de Saraflık yapan İhsan Gülderdi altın fiyatlarının ve piyasaların nabzını tuttu. Gülderdi gelinen son durumu değerlendirerek şunları ifade etti. Geçen hafta volatilitesi yüksek bir haftayı geride bıraktık. Özellikle Fed'in ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz Faiz kararları vardı. Birçok dünya ülkesinde de faiz kararları açıklandı. Tabii bununla birlikte Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik, Amerika'nın Ruslara karşı yaptığı yaptırımlar takip ettik bu haberleri. Özellikle ons fiyatlarında 2050'yi tekrardan görmüştük rekoru tazeledi. Onun üzerine 130 puan kadar daha düştü. Ee, olumlu gelişmeler vardı. Müzakereler devam ediyordu. Onsta 1900 lira kadar gevşemişti. Altın fiyatları da 1600'e kadar çıktıktan sonra tekrardan 1500 seviyesine kadar geriledi. Ee, dolarda e, 14.90'ı görmüştük. Sonra tekrardan 14.60'a doğru gerileme hareketi yaptı. Çeyrek altında şu anda 1515 liradan alıcısını bulmakta. 22 yer altın 890 liradan alıcısını bulmakta. Has altınsa e, 9 225 liradan şu anda kapalı çarşıda alıcısını bulmakta. önümüzdeki hafta bir veri akışı söz konusu değil ama şu anda Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik haberlerini takip ediyoruz. NATO'nun ve Birleşmiş Birleşmiş Milletler'in Rusya'ya karşı yaptığı yaptırımları haberlerini izleyeceğiz. haberler bu şekilde. Şu anda dip fiyat yapmış bir alım fırsatı olabilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan bunları söylüyorum. Fiyatlar geril denmişken yukarı yönlü hareketler bu ara gözlenebilir. E, yatırım tavsiyesi olmadan ilerleyen zamanlarda, özellikle bu senenin e, sonunda e, birçok uzman tarafından yapılan yorumlarda 1400-1450 bandında TL e, altın paritesinin yüksele, yükseleceğini öngörüyorlar. E, bu mümkün olabilir çünkü e, doların ve onsun bu seviyelerde kalması için e, büyük bir haber yok. Ancak e, dünya üzerinde barışın ve huzurun sağlanması durumunda belki aşağı yönlü hareketler olabilir ama. Bildiğiniz üzere dünya konjonktöründe her geçen gün bir savaş haberi, bir gerilim sürekli oluyor ve dünya üzerinde de pandeminin faturaları yeni yeni çıkıyor. Bildiğiniz üzere birçok ülkede enflasyon oranları yukarı yönlü oldu ve bütün ülkeler faizlerini arttırdı. Özellikle Amerika'nın 25 bas puan faiz arttırımından sonra birçok ülkede kendi bankalarının faizlerini arttırdı.